Merhaba herkese. Ben Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da Dündar karakterini canlandırıyorum. Kuruluş Osman, keza öncesi diriliş. Çok kıymetli işler gerçekten. İçinde var olduğum için ya da oyuncusu olduğum için söylemiyorum. Zaten seyircimiz de bunu onaylayacaktır. Çok büyük emeklerle, çok büyük özverilerle seyirci karşısına çıkan yapımlar bunlar. Dolayısıyla hem bu açıdan hem de artık bu zamanda yani 21. yüzyılda 2020'lerde, 21'lerde ya da daha öncesinde biraz daha belki tarih duygumuz, tarih olgumuz maalesef kaybolmaya başladı. Bu açıdan da çok kıymetli buluyorum bu tarz projeleri. Tabii ki bunu hep söyledik, yine burada bir defa daha söylemekte fayda görürüm. Biz dizi çekiyoruz. Tarihi birebir çekmiyoruz. Dolayısıyla dizi deyince bir kurgu giriyor işin içerisine. Zaten biz tarihi birebir çekseydik bu dizi olmazdı. O zaman belgesel olurdu. Seyircilerimize şunu söylemek isterim ki burada gördüğünüz şeyleri tamamen tarihe bakarak kıyaslamayın. Bu bir dizi, bir kurgu var. Dolayısıyla da farklı şeyler olabiliyor dizi içerisinde. Böyle bakmakta fayda var dizi olduğu için. Tabii çok heyecanlandırdı beni. Çok heyecanlandırdı çünkü benim tahayyül ettiğim plato böyle bir plato değildi. Yani daha önce plato gördüm, çalıştım vesaire ama tabii bu kadar büyük bir platoda, bu kadar imkanlı bir platoda olmadığım için çok heyecanlandım. Ve benim oyunculuk deneyimimde tarihi bir iş hiç olmamıştı. Dolayısıyla o açıdan da çok heyecanlandım. Ve bu heyecan yaptığımız toplantılar, görüşmeler, dramaturji çalışmaları, senaryo çalışmaları, kostüm provaları, çiftlikteki at eğitimleri, kılıç eğitimlerimiz, efendime söyleyeyim ok eğitimlerimiz ve vesaire bütün eğitimlerde bu heyecan artarak devam etti. Dizinin ilk karesi, ilk sahnesini biz çektik Metin Hoca'yla. Yani deneyimli denebilecek bir oyuncu olmama rağmen sanki daha konservatuvar yeni bitirmiş, ilk dizisini çekiyor olan bir oyuncu heyecanını yaşıyordum. Bu aslında tırnak içerisinde bu duyguyu kaybetmemek de çok iyi. Yani bu heyecanı her zaman yaşamak çok iyi. Dolayısıyla çok heyecanlandım ve yaklaşık bir 4-5 bölüm sürdü. Tabii Platon'un büyüklüğü bir yerden bir yere gidiyoruz. O kaleden obaya, obadan Söğüt'e, Söğüt'ten işte ormanlara dışarıya çıkıyoruz falan. Böyle bir ambale oldum ama tabii sonra yavaş yavaş her şeyi sindirmeye, daha iyi anlamaya başlayınca da o zaman tabii işin tadını ve lezzetini daha iyi anlamaya başladım. Ya bir sahne diye söylersem diğer çektiğim sahnelere haksızlık olur. Çok sahnede duygulandım, çok sahnede heyecanlandım. Birçok sahnede açık söylemek gerekirse zor geldi. Ama tabii ki prova ederek, çalışarak, sahne üzerine istişareler yaparak sahnelerimizi çektik. Dolayısıyla dediğim gibi yani bir sahne demeyelim, birçok sahnede çok duygusal anlar yaşadım. Birçok sahnede çok zorlandım. Birçok sahnede de çok büyük keyif yaşadım aslında. Hepsinde yaşadım ama bazıları tabii çok daha farklı oluyor sahnelerin. Bugün konuştuk. Bir tek şey istiyorum. Kılıcımı istedim. Bakalım herhalde kılıcım bana gelecek çünkü onu ömür boyu saklamak isterim. Kıymetliydi benim için. Pusatım diyeyim yani. Aslında ben şunu hayal ediyorum hep. Yani bu ön hazırlıkları seyirciye izletebilsek yani çok kıymetli çünkü gerçekten. Savaşlara nasıl hazırlandığımızı, teknik ekibin nasıl hazırlandığını, dekorun nasıl hazırlandığını, aksesuarların nasıl hazırlandığını, rejinin nasıl hazırlandığını, yani çok büyük emeklerle hazırlanıyor her şey ve o an gerçekleştiriliyor. Ama o zamana kadar çok büyük şeyler yapılıyor. Dündar, evet yani öldüğü ana kadar tabii ki ben de Ragıp Savaş olarak Dündar'ın yaptıklarını çok doğru bulmuyorum. Töreye çok aykırı şeyler yaptı artık. Bu şiraze kayması derler ya artık, şiraze kaydığı zaman bambaşka yerlere savruluruz ya hayatta. Yani bunlar çok yaşanan şeyler. Dolayısıyla Dündar artık bir yerden sonra o Beylik Savaşı'nda maalesef kantarın topuzunu elinden kaçırdı.
Tabii Osmanlı çatışmaları beylikten önce Osman'ın çok genç olması, sonuçta Dündar yani Ertuğrul Gazi ile birlikte o kadar çok tecrübe edinmiş ki özellikle siyasette. Siyaseten Osman'ın yapmasını istemediği şeylere dur diyor. Diyor ki yani o zaman vekaleten beylik Ertuğrul Gazi'den Dündar'a geçtiğinde diyor ki oba dışına çıkma, yanlış şeyler yapmamaya çalış vesaire. Ama tabii ki delikan olan Osman, ki öyle zaten gidecek, Osmanlı'yı kuracak, hiçbir şeyi dinlemedi. O çatışma oradan başladı. Ondan sonra tabii o artık hani beylik savaşına dönünce de iş o yolda iyice kızışmaya başladı. Bir emmi ve yeğen bu hale gelir mi? Bunu tarihte çok gördük. Belki günümüzde de çok yaşanıyor hala. Çünkü insana has şeyler bu duygular. Evet, yaşadılar bunları. Ve sonunda da tabii ki olması gereken oldu yani. Bana göre. Dündar'ın bir saf tarafı da var. Yani çabuk inanıp o inandığına göre hareket eden bir tarafı da var. Oradan da tabii çok şey kaybetti. İnandığı için çabuk. Dolayısıyla yani düz bir karakter olarak görmek Dündar'ı mümkün değildi. Güzel toplar geldi. Ben de güzel gelişine vurmaya çalıştım. Umarım seyircimiz beğenmiştir. Umarım Dündar'a kızsalar da onu anlamışlardır. Diyor ya, bir avuç kan dökülecekti ama sonrasında kan deryasının önüne geçilecekti diyor aslında. Özetlerinden biri de bu. Yapmaya çalıştığı şeylerden biri de buydu yani. Yani bir avuçta kan dökülecekti ama sonrasında kan gölünün önüne geçilecekti. Ama tabii ki işte kandırıldığı için ve kendi zaaflarından dolayı da bu başka bir yere doğru seyreldi. Ölüm sahnesini izlediniz. Yani orada Osman'ın emmisine olan duygusu, Hamsı Bey'in, Alpler'in, kızının çok ağladık yani sahnede. Hala gözlerimde oluyor ve çok çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Tabii son söz her zaman seyircinindir. Dolayısıyla artık son yolculukta bile gene kopmadan, gene onlarla bir gönül bağı kurarak bir ricası oldu. Dedi ki beni şerefli bir bey gibi boğmadan Bay Hoca'yı öldüren okla öldürmeni istiyorum dedi. Osman da kabul etti ve arkasını dönüp gitti ve nihayet erdi sonunda. Dolayısıyla iyi de bir veda oldu. Çok güzel yazılmış bir sahneydi açık söylemek lazım ve biz de büyük bir keyifle, büyük bir lezzetle oynadık Dündar'ın son sahnesini. Umarım seyircimiz de bizimle aynı fikirdedir. Sevgili kuruluş ailesi, 54 bölüm bir arada olduk. Bizi hep zirvede tuttunuz. Hep yanımızda oldunuz mesajlarınızla. Bana mailler gelmeye başladı artık. Yani mailden bile ulaşanlar oldu. Çok büyük destek oldunuz. Her şey seyirciyle güzel, her şey izleyiciyle güzel. Onun için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kuruluş Osman'da, bu serüvende, bu güzel serüvende bizimle birlikte olduğunuz için. Sizi seviyorum.